yaptı ve CHİM, CHP değişirse Türkiye değişir vurgusu yaptı. Siz nasıl bir siyasetçi gördünüz Sayın Özer, Özgür Özel'in yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere Sayın Özel Türkiye'de yaşanan sorunlar ve adaletsizlikleri bazı isimler üzerinden anlatarak programa başladı. Bu önemliydi ve aynı zamanda çarpıcıydı. Sonra sorunları saydı, sizin de belirttiğiniz gibi. Onları zaten biliyoruz. Sonra önemli bir gördüğüm bir konunun altını çizdi. Kazanılması gereken bir seçim kaybedildiği için seçmende bir duygusal kopuş olduğunun altını çizdi. Bunu ben de önemsiyorum çünkü bu aynı zamanda yerel seçimlerin kazanılıp kaybedilmesinin de anahtar cümlesidir. Evet, ben de bir siyaset bilimci, sosyolog olarak etrafımda konuşuyorum. Seçmen ne yaparsak yapalım kazanamıyoruz. Her zaman AKP iktidar oluyor. O halde biz neden sandığa gidelim diye bir kızgınlık, bir öfke seri içinde bu öfke giderek bir duygusal kopuşa yol açtı. Bunun bir nedeni de Özgür Bey'in de kendi konuşmasında vurguladığı gibi genel merkezin de bu yenilgiyin tam olarak kabul edip öz eleştiri vermek yerine bunu geçiştirmesi olarak da ad edilebilir. Hiçbir şey olmamış bunu, gibi davranılmasından söz etti. Davranılması, evet, evet. Böyle bir tabanda da böyle bir eleştiri var. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da bunu kabul etti. Bir konuşmasında bizim seçimden sonra çıkıp halkın önünde derli toplu bir muhasebe yapmamamız büyük bir eksikliktir diye bir televizyon konuşmasında belirtti. Evet. Sonra önemli başlıklar 38 milletvekilinin bu 3-4 tane küçük partiye verilmesi ki bu da tabanda büyük bir rahatsızlık yaratmıştı. Çünkü onların bir katkısı da olmadı. Sonra daha da önemlisi Zafer Partisi ile yapılan gizli protokole vurgu yaptı. Özellikle kadınlar açısından önemli olan ve işte Saadet Partisi'nin itirazı nedeniyle konulmayan İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yaptı. Yani çok şey söyledi de önemli başlıkları söylüyorum. Tabii. İşte eğitim, laiklik, hukuk konusunda yaşanan sorunlara vurgu yaptı. Ve partinin iyi yönetilmediğini söyledi. Bu bağlamda parti içi demokrasi, lider, kadro, program ve tüzüğün yenileşmesi ihtiyacına vurgu yaptı. Ve aday belirlemede ön seçimi söyledi. Yani bu önemli bir nokta. 3 dönem kuralını söyledi. Bu aslında aynı zamanda kendisinin de bir öz eleştirisi. Çünkü Özgür Bey 5. defadır milletvekili. Aynı zamanda bazı değişim talep eden insanların bu süreç içerisinde 12 yıl boyunca Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber olmaları da toplum tarafından eleştiriliyor. Bu zaten gazeteciler tarafından Özgür Bey'e de soruldu. Siz 8 yıldır Kılıçdaroğlu'yla berabersiniz, grup başkan vekilisiniz. Sizin de sorumluluğunuz yok mu? Niye o zaman itiraz etmediniz, değiştirmediniz de şimdi değiştiriyorsunuz şeklinde. Bunlar aynı zamanda onun bana göre yumuşak karnı. Bu eleştiriler gelmeye devam edecek. Bu eleştirilerde haklılık payı da var. Sizce nasıl yanıt verdi Özgür Özel, Sayın Özer? Ben dedi işte sırları açıklamakla mükellef değilim. Evet. Yani bunları açıklayamam. Bu bir sır değil aslında. Yapılmış bir şey varsa o itirazlarını söylemesi ikna edici olurdu. Yani sonuçta Türkiye'yi yönetmeyle ilgili politika yapılıyor. Evet. Sır dediğiniz zaman döner bumerang etkisi yapar. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu eğer Ümit Özdağ'la yaptığı o gizli protokolü gizli değil de danışarak yapsaydı bugün bu kadar çok çetin bir biçimde önüne çıkmazdı. Özgür o Özel nedenle peki soruyu geçiştirmiş gibi mi görünüyor Sayın Özel? Yani ben tatminkar bir cevap vermediği düşüncesindeyim. Şimdi objektif değerlendirmek lazım. Özgür Bey genç bir siyasetçi, geleceği olan bir insan, çalışkan,
8 yıl boyunca da efendim iyi bir grup başkan vekilliği yaptı ama grup başkan vekilliği ikinci, üçüncü adamlıktır. Birinci adamlık başka bir şeydir. Hı hı. Dolayısıyla bir başka şey özellikle üyelerin de genel başkanı seçeceği bir tüzük, işte ön seçim, üç dönem sınırı, geri çağırma, bu önemli mesela, bu Avrupa'da var, bu sadece genel başkan yardımcıları için değil, aynı zamanda belediye başkanları için de var. Yani bir belediye başkanlığını 5 yıl boyunca seçtim ama adam tembel çıktı, hırsız çıktı, 5 yıl boyunca katlanmak zorunda değilim. Sonra bunun mekanizmaları var, geri çağrılabiliyor. Aynı evet. şeyi partide de uygulamak mümkün. Ayrıca yerel seçimlere vurgu yaptı. Bu da önemli çünkü eğer bir değişim gerçekleşemezse bunun yerel seçimleri olumsuz etkileyeceğini söyledi. Bununla ilgili ben bir iki tane makale yazmıştım. Yerel seçimin önündeki handikaplar. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da önce bir değişimden bahsetti. Evet, altını çizdi. Sonra bunu yenileşmeye dönüştürdü. Zaten kimse aslında bir değişimin olmaması, bir yenileşmenin olmaması yönünde bir tavır koymuyor. Ama bütün mesele bunun nasıl olacağı yönünde. Evet. Bunun bu çok çok önemli bir soru. Peki niye bir değişim talebi var? Yani bu toplumda neden bu kadar karşılık buluyor? İzninizle buna bir böyle bir çerçeve çizmek istiyorum Ülkü Hanım. Buyurun. Yani sırf seçim yenilgisinden dolayı değişim talebi söz konusu değil. Yani bu ilk yenilgi de değil. 2002'den beri 17 seçim oldu. 17 seçimde AKP karşısında bir alternatif oluşturamadı. CHP 30 yıldan beridir, 40 yıldan beridir iktidar olamadı. Aslında çok partili seçime geçtiğimiz günden beri iktidar olamadı, doğru dürüst. O zaman bir sorun var. Demek ki bir meseleyle birden fazla kez cebelleşip mücadele edip sonuç alamıyorsanız ya kendi bakışınızı değiştireceksiniz ya da o problemin bağlamını değiştireceksiniz. Dolayısıyla CHP 30 yıldır %25 sarmalına gelmiş, sıkışmış bir parti. Bana göre değişime talip olanın genel başkanlıktan ziyade buna talip olması lazım. Ben bu %25 sarmalını kıracağım ve buradan partiyi çıkaracağım. Partiyi %35'lere, 40'lara çıkaracağım. Peki bu nasıl olabilir? Bunun iki yolu var. İki yolu var. Bir, CHP'nin bagajları var, tarihsel bagajları. Bu sadece CHP'ye ait değil. Çünkü diğer partiler de CHP'nin içinden çıkmış. Bu herkesindir. CHP bu anlamda ileri gidemiyor. Bununla bir hesaplaşması lazım. Bu apayrı bir tartışma konusu. İki, CHP aynı zamanda bazı kesimlerden uzak. Kimlerden uzak? Muhafazakarlardan uzak. Uzak derken oy alamıyor. Kimlerden uzak? Kürtlerden uzak. Kimlerden uzak? Yoksullardan, emekçilerden uzak. Nereden biliyoruz? CHP kıyı şeridinden oy alıyor ama muhafazakarlığın yoğun olduğu İç Anadolu ve Karadeniz'den oy alamıyor. CHP Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerden, gerek kıyı şeridindeki Kürtlerden gerekse de Doğu, Güneydoğu'dan oy alamıyor. Evet. CHP peki bunlardan nasıl oy alacak? Bunlardan oy almanın yolu, onları temsil ettiğiniz, İddia eden 3-5 kişiyi milletvekili yapmakla oy alamaz. Onların sorunlarını ciddi bir biçimde gündeme getirip siyasal projelere çevirerek oy alabilir. Bunu yapmadığı takdirde İstanbul'da, İzmir'de, bu büyük şehirlerde %40'lar civarında oy alıyor. Ama Van'da, Batman'da, Tatvan'da evet. %3-5 oy aldığı zaman bu oy aşağıya doğru geliyor. Dolayısıyla Sayın Özer, şimdi siz iki önemli başlığa vurgu yapıyorsunuz. Özgür Özel diyor ki Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek gerekir. Çok bu doğru. söylemle Çok birleştirdiğinizde doğru. ne dersiniz? Buyurun. Bu anahtar kavram. Bu çok doğru. Yani eğer bir değişim olacaksa önce kendimizden başlayacağız. Mesela parti içi demokrasinin altını çizdi. Evet. Kendisi parti içi demokrasiyi uygulamayan bir parti ülkeye demokrasi getiremez.
AKP niye ülkeye demokrasi getiremiyor, tek adam rejimi var? Çünkü partide demokrasi yok. Mesela bunlar çok önemli ve değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi vurgusu da son derece önemli. Ama ben bir aynı zamanda bir imkana, bir duruma işaret ediyorum. Evet. Şöyle özetleyeyim Ülkü Hanım, CHP seçmenini tahlil ettiğimiz zaman bir, gelir ve eğitim düzeyi bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olan, iki, bölünme ve şeriat endişesi yaşayan, üç, solculuğu biraz hayat tarzı gibi algılayan, dört, kıyı şeridine birikmiş, beş, kent soylu, orta ve orta üstü sınıf. Mesela CHP Çankaya'da oy alıyor, yıllardır orada belediye başkanlığını kazanıyor ama Mamak'ta yok. CHP Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü alıyor ama Sultanbeyli'de yok. CHP Mersin'de Yenişehir'i alıyor ama Toroslar'da yok. Bu birinci dediğim kesimler daha çok tuzu kuru olan, demin dediğim meseleyi tarifleyen seçmen kitlesi. Bunlar zaten Türkiye'de %25. Bunu aşabilmenin yolu Kürtlerle, muhafazakarlarla, yoksullarla, varoşlarla buluşmaktan geçer. Evet. Dolayısıyla Özgür Bey'in dediği değişimin gerçek anlamda bir değişim olabilmesinin en önemli unsurları bunlar olmalı. Peki bu çerçeve içerisinde Sayın Özer, Özgür Özel değişim konusunun içini doldurabildi mi? Çünkü en çok eleştirilen konu değişim diyorsunuz, kişiler üzerinde duruyorsunuz, kim aday olacak diyorsunuz, isimlerle değişim olur mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde soru işaretiydi. Şimdi liderden, yapıdan, tüzükten, kadrolardan bahsetti. Kapsayıcı bir değişimden bahsedebiliyor mu Özgür Özel? Tabii, yani şimdi yarım saatte bütün bunları anlatmak mümkün değil ama ana başlıklarda mesela dedi ki değişim için lider değişmeli, ideoloji değişmeli, kadrolar değişmeli, tüzük değişmeli, program değişmeli. Bunlar topyekun bir arada olursa değişim anlam kazanır. Yoksa Ali gider Veli gelir, bir değişim söz konusu olamaz. Fakat bu çerçevede, yani demin söylediğim gibi Özgür Bey diyelim ki işte bir takım avantajlarına rağmen bir takım dezavantajları da var. İşte diyelim ki demin söyledik, uzun yıllardır Kılıçdaroğlu'yla sorumluluğu paylaşması, seçim yenilgisi varsa onların da payı var içinde. Beş defadır milletvekili olması, efendime söyleyeyim, bu ideoloji açısından değişimin nasıl olacağıyla ilgili gerçekten bir şeyin olup olmaması, 4-5 hatta 6-7 defadır tepeden milletvekili olarak atananlara karşı nelerin itirazının yapılıp yapılmadığının iyice aydınlığa çıkarılması, çünkü kolay bir şey değil. Şimdi nitekim öyle sorular da geldi. Ya 300'e işte 1000, bilmem 400'e 1000 gibi bu önemli değil. Önemli olan bir fikriyatı içini doldurarak savunabilmek ve ortaya çıkabilmek ve zaten bir yola çıktım dedi. Ama bu yol, bu şimdi olmazsa seçimden sonra mutlaka gene CHP'de bir değişim gündeme gelecektir. Zaten biliyorsunuz Sayın İmamoğlu bu değişimi ilk defa gündeme getirdi. Bir de paylaşım oldu ama, Özgür Özel adaylığını açıkladıktan sonra şöyle yazdı. CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. Şimdi CHP değişirse Türkiye değişir, Ekrem İmamoğlu'nun lafı. O söylemişti Özgür zaten. Özgür Özel de adaylığını açıkladıktan sonra CHP değişirse Türkiye değişir dedi. Tabii zaten bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce kendinizden başlayacaksınız. Türkiye'de genellikle biz değişimi istediğimiz zaman herkes değişsin ben aynı kalayım diyor. Türkiye değişsin ama CHP aynı kalsın diyor. Ama CHP yıllardır aynı mantıkla, anti mantaliteyle değiştirmediğine göre CHP'nin değişmesi lazım. Sayın İmamoğlu da güçlü bir siyasetçi. İstanbul gibi önemli bir yerin belediye başkanı, şimdi yine belediye başkanı olacak. Zaten değişimi dillendirdiği zaman da illa ben gelin genel başkan olayım demedi şeklinde bir açıklaması olmadı. Yani genel başkan bu değişime öncülük etsin. Ya genel başkan mesela diyelim ki işte diyebilir ki biz diyelim belli ki bu kurultayda işte aday olacak. Ve daha Ankara, İstanbul, İzmir kongreleri de gerçekleşmedi. Yani şimdi Elazığ ve Muş'la bir şey ortaya çıkmaz. Asıl bu üç büyük şehir neredeyse üçte birini temsil ediyor. Burada nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Ve bu tabloya göre aslında delegasyon eğer
yine gidip diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçse bile bu değişim talebini ortadan kaldırmaz. Bu toplumda değişim talebi yok, CHP'de değişim talebi yok anlamına gelmez. Yani bu belki şu endişeden kaynaklanıyor olabilir. Ya dere geçirirken işte bilmem teşbihimi mazur görün, at değiştirilmez. Şimdi biz tam böyle yerel seçime giderken bu karmaşayı yaşarsak bunu da kaybederiz gibi bir endişeyle hareket edebilirler. Ama Özgür Özel Bey de ne söyledi? Eğer bir değişim gerçekleşmezse toplumdaki moral ve motivasyonu ayağa kaldıramayacağımız için yerel seçimler kaybedilir. Bakın iki farklı görüş var. Bir görüş, eğer şimdi genel başkan değişirse bu olumsuz yansır yerel seçimlere diye iddia ediyor. Ama bir görüş de tam tersini savunuyor. Hayır, eğer bir değişim gerçekleşmezse bu yerel seçimlere olumsuz yansır. Bu moral motivasyon bozukluğunu yeniden ayağa kaldıramayız. O nedenle burada belediye başkanlarının da tavrı önemli. Yani özellikle büyükşehir belediye başkanlarının ki Sayın İmamoğlu bu değişime genel başkan öncülük etsin. Ben de değişime liderlik yapmak isterim dedi ama bu liderlik genel başkan olayım anlamında değil. Çünkü İstanbul'u AKP'ye bırakıp gelip genel başkan olmak damgasını yiyecekti. Bu da taşınacak bir yük değildi. Evet, tarihi bir yük haline dönüşürdü galiba öyle bir şey olsaydı. Bir yük haline dönüşecekti. Ayrıca onu alanlar bir yaygara çıkaracaklardı. Belki işe alınan adamları çıkaracaklardı. Aldıkları olanaklarla seçimi kazanmaya çullanacaklardı vesaire. Ve zaten Cumhurbaşkanı da daha 28 Mayıs gecesi İstanbul'u işaret etti. Bu seçimde de İstanbul'u alabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Özgür Bey bir şeyin altını çizdi. Yani aynı evin çocuklarıyız dedi. Şimdi bu tür seçimlerde genellikle bütünlük bozulur. Bu yarışlarda bütünlüğün bozulmaması lazım. Önümüzde bir yerel seçim var. Yani bu parti bütünlüğünün kim kazanırsa, kim kaybederse mutlak surette korunması son derece önemlidir. Aksi takdirde bu çekiş ve kişiler, bu yarışlar bir işte kavga gürültü şeklinde devam ederse, birbirini yıpratmaya dönüşürse, dışarıya doğru, yerel iktidara doğru gidecek olan enerji içeriye doğru birbirini yıpratmaya dönük olursa bindiği dalı kesmiş olur ve yerel seçimler kaybedildiği takdirde ne olur? Bir, AKP daha yüksek bir özgüvenle devam eder. İki, AKP bugüne kadar uygulamış olduğu zam zulüm politikasını, hak hukuk meselesindeki şiddet politikalarını daha büyük derecelerde uygular ve bunu da, bunun meşruiyetini de kazandığı iki seçime dayandırır. Ama eğer yerel seçimler kazanılırsa, başta İstanbul, Ankara olmak üzere, hele hele bunun yanına bir Bursa'yı, Denizli'yi, Balıkesir'i de eklerse, o takdirde hem AKP bu yüksek özgüvenle bu uygulamaları yapmaz, hem de 5 yerini bile tamamlayamayabilir. Onun için burada asıl mesele şu, asıl mesele parti içi iktidara gelmek değil. Asıl mesele partiyi öyle bir dizayn etmek, parti mimarisini öyle oluşturmak gerekir ki ülke iktidarına gelebilmektir. Çünkü siyasi parti niçin kurulur? Yerelde ve genelde iktidar olabilmek için. Tabii. Demin size dedim, çok partili sistemden beri, 30-40 yıldan beri CHP iktidar olamamış. Bir sağ partinin gittiği Ülke Hanım, bir başka sağ partinin geldiği bir tahtaravalliye dönüşmüş. Artık sol sosyal demokratlar yeter, biz de iktidar olalım diyorlar ve bu geçtiğimiz seçimde hep siz de dikkat etmişsiniz alanlarda iktidar iktidar diye bağırdılar. İşte bu çıta da yükselince ve iktidar da maalesef değişmeyince bu hayal kırıklığı, bu öfke, bu duygusal kopuş bundan dolayı meydana geldi. Yoksa daha önce de seçimler kaybedildi. Tabii. Ama hiçbir seçim bu geçtiğimiz seçim kadar toplumdaki kazanma beklentisini yükseklere çıkarmamıştı. O nedenle az önce CHP'nin bütünlüğünü bozmaması gerektiği sürecin vurgusunu yaptınız. Hem bugün az önce Özgür Özel'in açıklamaları, hem dün Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Özgür Özel, Özgür Bey yarın adaylığını açıklayacak dedi. Hem buradaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını, Özgür